Burada olman doğru değil. Ben yokken bu sorgu yapılamaz. Duyguların sorguya karışırsa sonuç alamayız. Bu adamı neden hemen adalete teslim etmiyoruz? Önce hızlıca şirket içindeki net konumunu ve bildiklerini öğrenmeliyiz. Öyle mi? Hızlı ve net. Evet. Peki sen bu adamın gerçekten babam olmadığını nereden, ne zaman, kimden öğrendin? Bunu hızlı ve net bir biçimde cevaplayabilir misin? Şu an sırası değil. Yapamam. Ömer, bütün yol boyunca sustun. Böyle susmaya devam mı edeceksin? Şu an derdimiz babalık konusu değil. Peki şu an benim için başka bir konu var mı? Var tabii ki. Şirket. Ne şirketi Ömer? Ömer, ne şirketi? Ben senelerce kocaman bir yalanın içinde yaşamışım. Gerçeğin senin adına ne kadar yıkıcı olduğunu anlıyorum. Anlıyor musun gerçekten? Evet. Ben de yıllarca babamın kim olduğunu bilmeden yaşadım. Peki senin babam gerçek kimliğini öğrendiğinde hain çıktı mı? Hayır. Benimki çıktı Ömer. Benim babam dediğim adam şirkete çalışan aşağılık bir hain çıktı. Bunu anlayabiliyor musun? Neslihan, lütfen bu işi bana bırak. Bu halde burada olman doğru değil. Hiçbir yere gitmem. Bana söylemek zorundasın Ömer. Sen bu adamın öz babam olmadığını kimden öğrendin? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Söyleyemem ama eminim. Teşkilatta gizlilik esastır. Bunu bil yeter. Teşkilat da mı biliyor? Peki ya sen? Sen ne zaman öğrendin? Sürekli benden bir şey saklıyorsun Ömer Atmaca. Devamlı bir şey saklıyorsun. Yeni öğrendim. Operasyon riski atamazdım. Çetin yakalanmasını bekledim. Sonrasında seninle gerçeği paylaştım zaten. Şüpheli sorguya hazır. Tamam, sağ ol. Birazdan geliyorum. Neslihan, şimdi müsaade et. Bırak da işimi yapayım. Söz, merak ettiğin tüm soruların cevabını birlikte bulacağız. Savcı somut deliller ve hurmat sebebiyle hakkınızda gözaltı kararı verdi. İfadeniz siz mahkemeye çıkmadan önce dosyanıza eklenecektir. Tamamdır. Devletimize karşı boynumuz kıldan ince. Mahkeme en doğru karar verecektir. Sağ olun komiserim. Siz de gereğini yapıyorsunuz. Nöbetçi mahkemeye çıkana kadar burada gözaltına tutulacaksınız. Sena Hanım da burada. Buyurun, arkadaşlar yardımcı olsunlar. Sağ olun. Cem, sağ olasın, sana da zahmet verdim. Bu durum uzun sürmeyecektir. Keşke elimden daha fazlası gelse Korkut. Ama merak etmeyin, yakın zamanda çözüme ulaşacaktır. İnşallah. Neyse, arkadaşlara söyle kimse müdahale etmesin. Benim mesela. Bundan sonrası bende. Olur mu öyle şey? Biz her zaman senin yanında olacağız. Bak, hak eden hak ettiğini buldu. Hiçbir şeyden pişman değilim. Korkut Bey, lütfen. Haklısınız, kusura bakmayın. Ben yanındayım. Sadece adalete güvenin.